Bu yargılamadan ne bekliyordunuz? Burada umutla beklediniz mi? Biliyorduk bu kararı. Ama itiraz etmeyen herkes, ama herkes bu kararın sorumlusudur. Ve bugünden sonra yaşanacak her ihlalin sorumlusu da hiçbir şeye sesini çıkarmayan, bu sessizlik sarmalına teslim olmuş, kendine muhalif diyenlerdir. Geçen de mecliste iktidar vekillerine dedim ki, aynaya bakın ve kendinize şu soruyu sorun. Biz nasıl insanlarız diye, acaba ne yanıt vereceksiniz dedim. Şimdi iktidar yanlısı olmayanlar da aynaya baksın ve biz nasıl insanlarız, nasıl yurttaşlarız ki bu arkadaşlarımızı bu mafyaya teslim ettik diye kendine bir soru sorsun. Artık yeter diyemiyorsanız buradaki bütün sorunlar, bu ülkenin bütün sorunları bir avuç insanın sırtına yükleyebileceğiniz kadar hafif değil. Herkes elini taşına atmaya sokacak. Ve lütfen sorun kendinize, nasıl insanlarsınız? Demokrasiye inanan, hukukun üstünlüğüne inanan... Bu hukuki değil, siyasi bir karardır. Kimse bizim bu zulmü kabul edeceğimizi düşünmesin. Ama bilin ki bu geçici. Bugünler gelip geçecek. Sonunda biz kazanacağız. Savunduğumuz ortak değerler adına geleceğe sözümüz var. Biz kazanacağız. Gezi kazanacak. Gezi'nin ortak değerleri kazanacak. Ortak geleceğimiz için mücadeleyi sürdüreceğimizi son derece açık bir şekilde kamuoyuna beyan ediyoruz. Bu daha başlangıç, mücadeleye devam, ilk gün söylediğimiz, söylemeye devam ettiğimiz ve hep beraber söylemeye devam edeceğimiz sloganımızdır. Gezi bu ülkenin eşitlik, özgürlük ve adalet umududur. Hepimizin ortak geleceği için, çocuklarımızın ortak geleceği için bu ülkenin bir hukuk devleti olduğuna inanıyorsak, bugüne kadar tüm kazanımlarımızı geleceği büyüterek taşımak için omuz omuza mücadeleye devam edeceğiz. Her yer Taksim, her yer direniş. Her yer Taksim, her yer direniş. Faşizme karşı omuz omuza. Faşizme karşı omuz omuza. Faşizme karşı omuz omuza.